Merhaba arkadaşlar, Yok Böyle Bir Ders kanalına hoş geldiniz. Biraz doğrusal ilişki problemleri çözelim istedik. Grafikleri nasıl yorumlayacağız? Doğru denklemi formüllerini yazmadan da mantığımızı kullanarak ya da oran orantı kullanarak bu işlemleri nasıl yapabiliriz? Biraz pratik yöntemlerini öğrenelim ve bunları yapalım. Şimdi arkadaşlar, iki tane soru yazdım tahtaya, ilkine bakalım. Bir araçta zamana bağlı olarak kalan benzin miktarı verilmiş arkadaşlar. Çok detaylandırmadım soruyu ama yeni nesil sorularda böyle uzun uzun yazabilirler. İşte bir araç yola çıkıyor, deposunda şu kadar benzin var, zamana bağlı olarak şu kadar azalıyor vesaire falan diye böyle bir hikayeleştirme yapılabilir. Fakat genel hatlarıyla bir grafik oluşturmak istersem, işte deposunda 400 litre başlangıçta, yani sıfır anında 400 litre benzin olan bir araç zamanla yol aldıkça kalan benzin miktarını gösteren bir grafik verilmiş bize. Ve sorumuz da şu. Diyor ki kaç saat sonra depodaki benzinin %75'i harcanmış olur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar, bunlarda çok basit oran orantılar kullanabiliriz. Nasıl kullanacağız? Şöyle kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi bakın, 1 saat geçtiği zaman depodaki kalan benzin miktarı ne oldu arkadaşlar? 400'den 350'ye düşüyor. Yani 50 litre benzin harcıyorsunuz. Birinci saatten ikinci saate geçtiğinizde de aynı şekilde yine 50 litre benzin harcıyorsunuz demektir. Bu durumda şunu söyleyebiliriz. Her bir saatte 50 litre benzin harcanıyor diyebiliriz. Bu bir bilgi olarak bir kenarda dursun. Şimdi arkadaşlar, benden istediği ne? Buna nasıl ulaşacağım? Benden istediği şu arkadaşlar, depodaki benzinin %75'i harcansın istiyor. Yani biz grafikte kalanları gösteriyoruz, harcananları bu aradaki farklara bakarak buluyoruz ya. Şimdi %75'i harcandığında şöyle yapmamız gerekecek. Yani ben 400'ün öncelikle 400 litre benzinin, başlangıçtaki 400 litre benzinin önce bir %75'ini hesaplayalım. Arkadaşlar, %75 3 bölü 4 demektir. Bu kafanızda şöyle güzel bir biçimde dursun. 400'ün 3 bölü 4'ünü hesapladığımız zaman şu 4 ile bu 4'ü sadeleştirirsiniz. 3 çarpı 100'den bana 300 litre benzin harcanacak diyor. Harcansın istiyorum diyor. Şimdi ben her 1 saatte 50 litre benzin harcıyorum. Buna karar vermiştik. Bu durumda 300 litre benzin harcadığımda, 300 litre benzini harcamam için kaç saat geçmesi gerekiyor diye doğru orantı kurabilirim arkadaşlar artık. Bu bunun kaç katı? 6 katı arkadaşlar. O zaman burada da bunun 6 katını hesaplayacak şekilde doğru orantı olacağı için artık 6 saat sonra bizim burada 300 litre benzin harcanacağını görebiliriz. Bunu grafikten de sağlayabiliriz istiyorsanız. Nasıl sağlayabiliriz arkadaşlar? 50-50 azaltalım istiyorsanız. Teker teker görelim. Bir saat daha sonra geçtiğinde ne olacak? Şöyle yapalım arkadaşlar. Üçüncü saate geldiğinizde 250 kalacak. Dördüncü saate geldiğinizde 200 kalacak. Beşinci saate geldiğinizde, bunun böyle uzadığını düşünün arkadaşlar. Beşinci saate geldiğinizde 150 kalacak. Altıncı saate geldiğinizde de 100 litre kalacak. Bakın, 400'den 100 litreye kadar zaten toplamda 300 litre, yani %75'ini harcıyorsunuz. Yani 400-300'den sizin 100 litre benzin kalana kadar, ki grafikte kalanlar gösterildiği için kalana kadar ne kadar ilerlemeniz gerektiğini bulmanız lazım. Bu da bize zaten 6 saati grafik üzerinden de sağlayacak şekilde çıkarabiliyoruz. Bu soruyu böyle düz bir şekilde oran orantı kurarak çok rahatlıkla çözebilirsiniz. Evet arkadaşlar, ikinci soruyla devam edelim. Şimdi elimizde yine bir grafik verilmiş. Bu sefer boy zaman grafiği verilmiş. Yani zamana bağlı olarak boy artışını gösteren bir grafik verilmiş arkadaşlar. Bize sorduğu soru, dikilen fidenin boyu kaç yıl sonra 1 metreyi geçer diye soruyor. Burada bakın yazmışım, santim cinsinden verilmiş bunlar. Benden 1 metreyi geçeceği zamanı soruyor. Şimdi arkadaşlar, gene aynı mantık. Şimdi bu sıfır anında 20 santim olarak dikilmiş. Yani elinizde 20 santimlik bir fidan varmış. Onu toprağa dikmişsiniz arkadaşlar. Sıfır anı olarak o anı alıyorsunuz. Daha sonra bir yıl geçince ne olmuş bize? Burada grafikte görebiliyoruz. Her bir yıl geçtiğinde bu 7 santim uzamış olacak arkadaşlar. Bakın, bir yıl daha geçtiğinde yine 7 santim uzuyor olacak. O zaman şunu söyleyebiliriz. Her bir yılda 7 santim uzama gösteriyor diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi peki, ben 1 metreyi geçsin istiyorum.
1 metre ne bizim için arkadaşlar? 100 santim. Başlangıçtaki durumunuz ne? 20 santimdi arkadaşlar. Yani 20 santimden ben 100 santime gelmek istiyorum. Hatta 100 santimi geçmek istiyorum. Bu durumda kaç santim uzama yapmam lazım? Bundan 20'yi çıkarırsanız 80 santim ve 80 santimin üstünde bir uzama yapmanız lazım. O zaman artık kaç yılda ben 80 santimlik uzamaya ulaşabilirim? Onu bulmam lazım. O zaman 1 yılda 7 santim uzuyorsa 80 ya da 80'in herhangi üstü olan bir sayıda kaç yılda elde edebilirim gibi de bir oran kurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu 80 tabii tam katı değil. Yani 7'ye bölünmüyor. 7'nin de tam katı değil. O yüzden 7'nin tam katı olabilecek en yakın şeye ulaşmaya çalışabilirsiniz. Şimdi 80'den büyük 7'nin en küçük katı nedir arkadaşlar? 84'tür. 84 için bakabilirsiniz. Bu bunun tam olarak kaç katı oluyor? 12 katı oluyor. O zaman bu da bunun 12 katı olmak zorunda. Demek ki 12 yıl sonra arkadaşlar boyunuz 1 metre yani 100 santime geçecek. Hatta 84 santim yani 80 santim değil de 84 santim uzama olacağı için son durumdaki size eğer boyunu sorarsa da bunu 20 ile toplayıp dersiniz ki son durumda 104 santimlik boya ulaşacak diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, iki yeni soruyla daha devam edelim. Şimdi bize böyle ikili doğrular verildiklerinde nasıl çözeceğiz? Şimdi iki farklı soru kalıbı yazdım arkadaşlar. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz buradan. Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar gene oran orantı kurmak her zaman için bizim için en mantıklı yöntem olacak. Tabii ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Doğru denklemi yazmasını göreceğiz. Mesela bize verilen bir doğrunun denklemi nasıl yazılacak? Onu öğreneceğiz. Onu yazmayı öğrendikten sonra bu grafiklerin, bu her iki doğrunun yani doğru denklemini yazarak da bu tarz soruları rahatlıkla denklem kurma yöntemiyle çözebilirsiniz. Ama oran orantıyla çözmek bizim için çok daha pratik bir çözüm yöntemi oluyor. O yüzden bir oran orantıyla bakalım. Şimdi arkadaşlar, bize iki tane 1 ve 2 numaralı fidanlar verilmiş. Bu fidanların boylarının yıllara göre değişimine ait bir grafiğimiz var. Sorumuz da şu, iki fidanın boyları kaç yıl sonra eşit olur diye soruyor. Yani şuradaki noktayı soruyor arkadaşlar. Kaç yıl sonra boylarının eşitlendiği anı soruyor. Şimdi burada arkadaşlar şu mantıkla ilerlememiz lazım. Bu iki fidanın arasındaki boy farkı ne? Çünkü boyların eşitlenmesi demek, görüyorsunuz biri biraz daha dik, biri biraz daha yatay olan doğrular bir yerden sonra kesişip eşitleniyorlar. Yani bu aralarındaki fark neyse o farkı yıllar içerisinde kapatacaklar demektir. O zaman önceki farklarını bulursak, başlangıçtaki farklarını ve yıllar geçtikçe o fark ne kadar kapanıyor diye bakarsak o farkın sıfırlandığı noktayı da çok rahatlıkla bulabiliriz. Yani şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Şimdi sıfır anında, başlangıçta boyları birininki 20, birininki 40. Bu ikisinin boyların arasındaki fark ne oluyor arkadaşlar? 20 santim oluyor. Şimdi bu 20 santimlik fark 1 yıl sonra kaç santime düşmüş ona bakalım. Şimdi burada yapmak istediğimiz şey bu 20 santimlik farkın tamamının kapandığı noktayı bulmak. 1 yıl içerisinde o fark ne kadar kapanmış ona bakıp sonra kaç yıl sonra tamamı kapanacak diye oran orantı kuracağız. Şimdi arkadaşlar 1 yıl sonra biri 50 santim diğeri 40 santime ulaşmış. Bu durumda bu noktada aralarındaki fark artık 10 santim. O zaman şunu söyleyebilirim. 1 yılda 10 santimlik fark kapatılıyor arkadaşlar. Bu iki fidan tarafından. Şimdi başlangıçtaki farkları 20 santimi tamamını kapattığınız noktayı bulmanız lazım. 20 santimlik fark kaç yılda kapanır diye bakarsınız arkadaşlar. Zaten iki katı olduğu görülüyor. 2 yıl sonra bunlar 20 santimlik bu farkı kapatacaklar demektir. Yani 2 yıl sonra boyları eşit olacak anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar ikinci soruya bakalım. Bu da farklı bir tarzda sorulmuş bir soru arkadaşlar. Burada gene boylarının zamana göre değişimi verilen iki tane fidanınız var. 8. yılın sonunda boylar arasındaki fark kaç metre olur diye sormuş. Arkadaşlar gene aralarındaki farktan giderek yapabiliriz. Oran orantı kuracağız. Ne olacak? 1 yıl içerisinde en başta aralarındaki fark 1 metreydi. 1 yıl sonra bu fark kapandı. Yani her 1 yılda 1 metrelik farkı kapatıyorlar demektir. O zaman 8. yılın sonuna geldiğinizde 8 yılda
kaç metrelik fark kapanır diye bakarsanız zaten birebir oran olduğundan buradan 8 metrelik farkın kapanacağını görebilirsiniz. Fakat arkadaşlar başlangıçtan itibaren 8. yılın sonundayı sorduğu için burada. Yani soru size spesifik olarak belirtir. Der ki boylara eşitlendikten 8 yıl sonra derse o zaman ayrı bakarsınız soruya. Yani şu noktadan sonraki 8. yıla bakarsınız. Bu durumda toplamda 9 yıl sonrasına bakıyor olmanız lazım. Fakat burada böyle bir ifade kullanılmadığı için başlangıçtan itibaren 8. yılın sonuna bakıyor olmanız lazım. Şimdi başlangıçtan itibaren 8. yılın sonuna bakıyorsanız eğer burada şöyle bir problem oluyor. Şimdi ilk baştaki bu 1 metreyi kapattınız zaten 0 anından 1'e geçerken bu 1 metreyi kapattınız. Bundan sonraki 7 yıl için konuşuyor olmanız lazım aslında. Yani toplam 8 yıla bakıyorsunuz ama burada aralarındaki fark zaten 0 arkadaşlar. Bu noktadan sonraki 7. yıla geldiğinizde aralarındaki fark ne olur diye düşünüyor olmanız lazım. Buna bakarsanız arkadaşlar, yani aslında 8 yıl için değil de biz aslında aradaki farkı teknik olarak 7 yıl için hesaplıyor olmamız gerekiyor. Çünkü eşitlendiği andan itibaren aradaki fark açılmaya başlayacak ve bu andan itibarenki farkı bulmamız gerekecek aslında. O zaman 7 yılda bu sefer 7 metrelik fark olacak diyebiliriz arkadaşlar. Bunu isterseniz teker teker yazarak da çıkarabilirsiniz. Çok rahat çıkar inanın bana. Çünkü sayılar küçük verilmiş. Biri 1, 3, 5, 7, 9 diye ilerleyecek. Diğeri de 2, 3, 4, 5 diye ilerleyecek. 8 yıl gidin arkadaşlar. Zaten 1. yılda eşitlendiğini yani 3'te eşitlendiğini görüyorsunuz. Toplamda 8 yıl ilerlediğinizde aradaki farkın yine 7 metre geleceğini göreceksiniz. Bunun tek sebebi arkadaşlar toplam 8 yıl aldığınızda buradaki sıfır noktasını yani farkların sıfırlandığı noktayı göz önünde bulundurarak işlem yapmanız gerekiyor. Yani bundan sonra fark ne kadar açılıyor gibi düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar bu tarz sorularda. O zaman arkadaşlar bu videoyu da bu şekilde kapatıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.